arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle kartopunun tarif evinden bebek battaniyesi yapacağız. Modelimizin ismi küp şeker modeli. Videomu izleyip kanalıma abone olursanız sevinirim. Görüş ve önerilerinizi mesaj yoluyla bildirebilirsiniz. O zaman başlayalım battaniyemize. Kadife ipimizi örmeye başlıyoruz arkadaşlar. Öncelikle şişimiz 5,5 numara. İpimiz kartopu velvet. Modelimizin alt kısmıyla başlıyoruz. 108 adet ilmikle başlıyoruz. Normalde ipin üzerinde 6 veya 7 numarayla örümüz yazıyor ama 6 ve 7 numarayla ördüğümüzde İpte çok boşluklar oluşuyor. Ben de biraz daha battaniyenin tok durmasını istiyorum. Bu yüzden 5,5 numarayla örmeye karar verdim. ...108 ilmek yapınca devam edelim örmeye. Haroşa işlemimize başlıyoruz arkadaşlar. İpimize örerken hassas davranırsanız iyi olur. Biraz çünkü kopmalar ve dökülmeler olabiliyor. Ama yani örüldükten sonra pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani ipin kalın gözüktüğüne bakmayın. İçinde ince bir tabaka var. Onun üzerine ipi doldurmuşlar. Bu şekilde haroşa işlemimizi devam ediyoruz. Örerken de elinizi çok bol tutmazsanız, hani biraz daha sıkı sıkı örerseniz daha tok, güzel bir model olacaktır. Evet, bu sırayı bitirdim arkadaşlar. Şimdi diğer sırama geçiyorum. Biz şu an şu kısmı yapıyoruz. Toplamda 8 diş haroşa öreceğiz. Gene aynı şekilde hiç yön değiştirmeden ipimiz arka kısımda kalacak şekilde örüyoruz arkadaşlar. Sekiz diş demek. Şu an birinci dişimiz oluştu. Toplamda 16 sıra haroşa örmek demek. Şuraya kadar ördükten sonra küp şeker modelimize geçiş yapacağız. 8 sıramızı örelim. Oradan sonra devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, 8 diş haroşemizi ördük ve küp şeker modeline başlayalım artık. 1 2 3 4 5 6 7 8 gene böyle 8 diş arkaya doğru ördük. Yani şu kısmını oluşturduk. Şimdi 4 düz, 4 ters, 4 düz, 4 ters şeklinde geri kalan kısımlarımızı örüyoruz. Ben şu an düz kısmını yapıyorum. 1 2 3 4 ve ipimi öne alıyorum artık. Şimdi önden. 1 2 3 ve 4. Şimdi tekrar ipimi arkaya alıyorum. 1
2, 3 ve 4. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Sondan 8 tane ilmik kalana kadar. 1, 2, 3, 4. 4 diş de önden ördüm. 4 ilmik yani. Şimdi ipimi arkaya aldım. Şimdi 4 diş de arkada, yani ters düz şekilde örüyorum demek oluyor. Bu şekilde devam edeceğiz son sıraya kadar. Sondan 8 diş kalana kadar devam ediyoruz. 4 ters, 4 düz şeklinde. 2, 4, 6, 8. O son sıra düzümüzdü. Şimdi tekrar köşe kısmını yapıyoruz. Burayı da düz olarak. İsterseniz bir benim gibi bir çatal iğne kullanarak ayırt etmek için kullanabilirsiniz. Şu an bu köşe kısmını da oluşturduk. Yani köşe kısımlarımız 8 ilmikten oluşuyor. Küp şeker kısımlarımız 4 düz, 4 ters, düz, ters, düz, ters şeklinde gidiyor. Evet, bu sıramızı bitirdik. Şimdi ters kısmını nasıl yapacağınızı gösteriyorum. Gene 8 sıramızı örüyoruz. Yani dış çerçeve kısmını 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi geldik. Ters çevirdiğimiz için ters kısmı geldi. Bu sefer ipimizi öne alıyoruz. 1, 2, 3, 4. İpimizi arkaya attık. Şimdi düz kısmını örüyoruz. 1, 2, 3, 4. İpimizi öne alıyoruz. 1, 2, 3 ve 4. Bu şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. Ve model oluşmaya başladı gördüğünüz üzere. Şurası, şu kısım şu an 2 diş oldu. 6 diş olana kadar devam ediyoruz örmeye. Evet arkadaşlar, küp şeker modelimizi yaptık. 6 sıra ördük. Sayalım. 2, 4, 6 sıra. Ters kısmını saydığınızda burası 6 sıra olması gerekiyor. Şimdi tam tersini yapacağız. Yani düz yaptığımız yerleri ters olarak öreceğiz. Öncelikle şu kısmını yapalım. 8 ilmik haroşa örüyoruz. Sekiz. Şimdi burası düzdü. Ters öreceğiz. Ve küp şekerlerimiz oluşmaya başladı. 4 ilmik ters ördük. Burası da ters. Şimdi düz örmemiz gerekiyor. 1, 2, 3, 4.
Yani geçen sırada yaptığımız işlemin tam tersini yapıyoruz. Düzlere ters öreceğiz. Terslere düz şeklinde devam edeceğiz. 8 ilmik kalana kadar işlemimizi devam ediyoruz. Düz kısma ters ördüm. Ters kısma düz örüyorum. Anlaşılmayan herhangi bir şey olursa yorum kısmından sorabilirsiniz. Bu arada bu diğer modelimi de soranlar illaki olacaktır, daha ince gözüküyor diye. Bunun ipi daha farklı bir ip. Daha ince dokulu. 4,5 numarayla ördüm ben bunu. Kartopu ipimiz daha kalın olduğu için 5,5 numarayla ördüğümüz için doku farkı var. Hani aynısı değil diye düşünebilirsiniz ama ipten ipe, markadan markaya fark ediyor biliyorsunuz ki. Bu şekilde devam ediyoruz sıranın sonuna doğru. Sondan 8 ilmik kalana kadar düzleri ters, tersleri düz olarak ördüm. Gene son 8 ilmiğimizi normal haroşa olarak örüyoruz. Anlaşılmadık bir yer yoktur diye sanıyorum. Bu şekilde devam ediyor. Böyle hep tersi düzü, tersi düzü, tersi düzü şeklinde devam edecek battaniyemiz ve son olarak son kısmında da gene 8 diş veya kaç diş yaptıysak, 7 diş yaptıysak 7 diş olarak bitireceğiz battaniyemizi. Sonuç olarak bu şekilde devamını görelim. Evet arkadaşlar, battaniyemizin son kısmına geçiyoruz. Son kısmını şu şekilde yapacağız. Gene haroşa olarak bitireceğiz. Toplamda 16 sıra haroşa öreceğiz. Yani bu demek oluyor ki 8 diş haroşa öreceğiz. 7 diş başladıysanız ona göre ayarlayacaksınız arkadaşlar bitişi. Yani aynı olması gerekiyor. Öyleyse başlayalım. Düz bir şekilde haroşamızı öreceğiz. Bu şekilde toplamda 8 diş haroşa ördükten sonra kesim işlemini yapacağız ve battaniyemiz bitmiş olacak. Evet arkadaşlar, köşe sıramızı da ördük. Şimdi artık kesim işlemimize geçiş yapabiliriz. 2 haroşa 1 alıyoruz. Yani 2 ilmik 1 aldık. Tek ilmeğe düşürüyoruz onu. Sonra bunu bu şekilde yapıp, yani zaten örgü bilenler kesim işlemini biliyordur. Ben bir kez daha göstermek istiyorum. 2 ilmik 1 alıp kesiyoruz. Kestiğimiz ilmeği tekrar diğer şişimize aktarıp bu şekilde kesmeye devam ediyoruz. Bu şekilde son ilmeğe kadar kesiyoruz. Şunu göstermek istiyorum bir de. Yani iplerin ek yerleri arkadaşlar. İpler şu şekilde sökülüyor. Ek yeri belli olsun istemiyorsanız iki ipi söküp onları birbirlerine güzel bir şekilde düğümlemenizi tavsiye ediyorum. O zaman hiçbir ek yeri belli olmayacak. Mesela şurada göstereyim. İki ipi birbirine bağladım ve ek yeri belli olmuyor. Sadece bu ipi içine gizleyeceksiniz. Diğer türlü kalın bir ip olduğu için çok pot bir